Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler, Biden Türkiye için harekete geçti. Kıymetli takipçilerimiz, Biden yönetiminden F-16 hamlesi Yunan kritik gelişmeyi duyurdu. Değerli izleyenler, Ankara'nın İsveç'in NATO'ya alınmasına onay vermesi halinde Amerika yönetiminin F-16 konusunda kongre üyelerinin itirazlarını nasıl geri çekebileceği konusunda nabız yokladığı belirtildi. Geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye F-16 satışı konusunda yeşil ışık yakarak olumlu yöndeki fikrinin değişmediğini, ancak Amerikan Kongresi'nden onay alması gerektiğini aktaran Amerikan Başkanı Joe Biden'ın bunun için formül arayışında olduğu söylendi. Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan'ın son günlerde Amerikan Kongresi'ndeki silah satışıyla ilgili kilit isimleri telefonla arayarak 11-12 Temmuz'daki NATO zirvesi öncesi Ankara'nın onay vermesiyle İsveç'in ittifaka üyeliğinin gerçekleşmesi halinde Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışı ile ilgili tavırlarının ne olacağı konusunda nabız yokladığı söylendi. Yunanistan'ın Katimerini gazetesinin manşetten verdiği haberde Amerika'da Türkiye'ye F-16 satışı konusundaki temasları bugüne kadar Dışişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü, ancak son günlerde durumun değiştiği ve Beyaz Saray'ın devreye girdiği belirtildi. Bu durumu Joe Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışı ilgisinin arttığına işaret eden Katimerini, Sullivan silah satışlarında kilit rol oynayan Amerikan Kongresi üyelerini telefonla arayarak niyetlerini ya da itirazlarını nasıl geri çektirebileceklerini araştırıyor ifadelerine yer verildi. Değerli izleyenler, Sullivan'ın genellikle Türkiye ile tek sorun İsveç'in NATO üyeliği değil, Türkiye politikasını genel olarak değiştirmeli cevabı aldığını ileri sürerek Beyaz Saray'ın işi zor ifadelerini kullandı.